Teşekkürler, sağ olun. Şeker ve diyabet hastalığı çok önemli bir rahatsızlık değil mi? Evet. Çok ince bir rahatsızlık. Bundan bahsedeceğiz bugün ve bitkisel tedaviyle nasıl tedavi edilebilir bu rahatsızlıklar veya edilebilir mi? Edilebilir mi? Bunlardan bahsedeceğiz. Evet, maalesef günümüzde şeker hastalığı çok hızlı yayılıyor. Çocuklarda bile görülüyor artık, değil mi Çocuklarda hocam? bile. Türkiye'de 15 bin çocukta tip 1, yani doğuştan veya daha sonradan oluşan şeker hastası. Sürekli insülin vurulması gerekiyor. Takriben 4-5 milyona yakın şeker hastası var. Almanya'da yapılan bir araştırmada 1994 yılında 4 milyon olan şeker hastası Almanya'da şimdi 8 milyonu geçmiş. Yani %100 katlamış. Neden? Çünkü insanlar aşırı kimyasal ilaç kullanıyor. Ve doğal vücudu yiyeceklerden zehirli, uzak kaldık değil mi? Aşırı, evet, bir aşırı ilaç kullanmak bağırsakları bozuyor, karaciğer yağlanıyor, pankreas yağlanıyor. İki, aşırı alkol tüketiliyor. Alkol pankreasta %90 iflasını tetikleyen %90 rol oynar. Ha, bu alkol içmekten kaynaklanabilir veyahut da bağırsaklarında kişinin antibiyotik kullanmaktan dolayı bağırsaklarına mantar yerleşmişse bunlar da en tehlikeli alkol üretir. Bağırsaktaki mantarların üretmiş olduğu alkol nedeniyle de karaciğer yağlanması ve pankreas yağlanması. Pankreas yağlanırsa, pankreas dil gibi bir organ. İçerisinde böyle dağınık olarak azacık hücreleri var. Bu azacık hücrelerine beta hücreleri denir. Beta hücreleri insülin salgılar. İnsülin salgılayan beta hücreleri diğer hücrelerden farklı olarak çok narin, çok hassas, hafif yağlanmada sıkışırsa yeterince insülin salgılayamaz. Yani pes eder, benden bu kadar yeter artık der. Bu nedenle kişi asla obezite, yani kilo çok çok tehlikeli. Evet. Şekeri tetikleyen en önemli faktörlerden biridir. Yani alkol, antibiyotik, kimyasal ilaçlar, bağırsakların mantar yerleşmesini tetikler, tatlı tetikler, yani yanlış beslenme. Hindistan'da bugün 50 milyon insan şeker hastası. 50 milyon. Yani bu tempoyla giderse 15 yıl sonra 100 milyona çıkacak şeker hastası. Ve herkes insülin vuruluyor böyle. Türkiye'de de maalesef sanayileşme devri geçti artık. Herkes bilgisayar başında. Büroda çalışma yoğunlaştı. Hareket yok, spor yok. Ne oluyor? Hantallaşıyor. Düzensiz vücut, besleniyoruz. Sağlıksız besleniyoruz. Sağlıksız yiyor, içiyor, yatıyor, yiyor, içiyor, yatıyoruz. Yürümüyor bile insanlar. Evet. Arabayla iş yerine gidiyor, tramvayla gidiyor. Yürümek bile yok iş yerine. Hareketsizlik, pankreas, vücut yağlıyor. Bu da pankreas yağlanması, pankreasın iflasına. Şeker kullanmak tehlikeli. Hayatımızdan şekeri Sileceksin. Peki, sakarin, aspartam, bunlar da beyinde tümör oluşmasını tetikliyor. Aspartam.com diye bir site var. Aspartam.com. Evet, Amerikalıların hazırlamış olduğu bir site. Tatlandırıcı olarak aspartam veya sakarin kullananların beyinde tümör oluşuyor. Tümör. Çok çok tehlikeli bir şey. Bütün vücudun dengelerini bozuyor. Yani kansere sebep oluyor. NBŞ'li mısırdan elde edilen şeker, nişasta bazlı şeker, çok yüksek oranda fruktoz içeriyor ve doğal olmadığı için bünyemize uymuyor. Pankreas kanserini tetikliyor. NBŞ'de, yani nişasta bazlı şeker, mısırdan elde edilen şeker Avrupa'da, Amerika'da yasaklandı. Türkiye'de serbest. Ve çocukların, gençlerin, herkesin yediği çipsle, çikolata, gofret, kek, jelibon, her şeyde var. Evet. Abur, her şeyde. Peki bu esmer şeker dedikleri iyi midir yani onları kullanmak? O da iyi değil de yani nispeten diğerine göre. Şimdi dünyada stevia şekeri diye bir şeker var. Stevia şekeri. Stevia. Stevia. Türkçesi şeker otu. Ben bununla ilgili birçok program yaptım. Nane gibi bir bitki. Bu Peru'da, Güney Amerika'da, Uruguay'da, Paraguay'da, Brezilya'da, buranın yerli Kızılderili kabileleri tarafından 4000 yıldır çaylara, çorbalara, yemeklere tatlandırıcı olarak katılan bitki. 4000 yıl. 1971 yılından günümüze kadar
Japonya'da da bu hızla üretime katılmıştır. Yani şekerin yerine geçmiş. Hı hı. Artık Japonların %80'i tabii çok yoğun klinik araştırma yaptıktan sonra buna geçtiler. Burada var mı hocam? Evet, bunu, biz de bunu Çin'den getirdik. Ama biz otundan bahsettiniz getirdik. Değil mi? Çin'den bunun getirdiniz. Tatlandırıcı, bu aspartam gibi stevia şekeri, .com.tr diye bir bizim sitemiz var. Bunu Çin'den getirdik. Ekstraktı, tablet, şeker haline getiriliyor. Mesela şöyle bir bardak çaya sadece şöyle küçük bir tablet. Bir tane. Bu şekerden 30 kat daha tatlı. 30 kat daha tatlı? 30 kat daha tatlı ve şeker gibi değil. Kalori sıfır kalori. Glikoz yok. Hem de zararsız yani. Hiçbir yan tesiri yok. Şeker gibi tat verir. Fakat ne karaciğere, ne pankreasa, ne de kemik erimez. Hiçbir yan tesiri yok. Bunu böyle bir bardak çaya atıyorsunuz, karıştırıyorsunuz, bitti. Öyle içiyoruz. Küçük hap gibi. Yani hap gibi. Hem bu zararsız hem de çok tatlı değil mi? 300 tane var. 300 tane. Yani her bardak için bir tane yeterli. 300 bardak. 300 bardak. Yani şeker hastaları için artık tatlandırıcı olarak stevia şekeri. Stevia şekeri veya eğer Türkçe şeker otu. Hiçbir yan tesiri yok. Kalori yok. Normal şeker kemiklere eritir, kemiklere zarar yok, sinire zarar yok. Normal şeker veya mısırdan elde edilen N5'li şeker bağırsaktaki mantarları besler. Bunun öyle bir yan etkisi yok, hiçbir yan tesiri yok. Tam 1971 yılından bugüne kadar 41 yıldır Japonlar kullanıyor, Çinliler kullanıyor. Türkiye'de de ben bununla ilgili çok program yaptım. 15-20 program yaptım. Artık Türkiye'de de Akdeniz'de, Antalya'da artık ekiliyor. Ekiliyor. Yeni, evet, bitirse. Başladı. Üniversite öncülüğünde önümüzdeki yıllarda artık Türkiye'de de stevia şekeri doğal tatlandırıcı olarak her türlü tatlandırıcıya gidecek.